Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme. Biz Eda ile aslında bir yandan meslektaşız. Yani araştırmacılar tarafında. Benim çok geride bıraktığım bir titr aslında araştırmacılık ama yine de tabii ki hem derneğin üyesiyim. Hem de böyle bir gönül bağımız var ilk günlerden itibaren ee, olduğu için. Benim ilk göz ağrım olduğu için benim de araştırma. Ama Eda'lar gerçekten e, araştırma sektöründe özel bir kendilerine ait bir nişleri e var. Ve orada hakikaten çok başarılı işler yapıyorlar. Biraz onlardan zaten bahsedeceğiz. Kitaptan zaten görmüşsünüzdür. Eda'yı şöyle tanıtayım size. E, Eda'da ek, ekleyeceğim bir şeyler varsa lütfen sen de e, e, eklersin tabii. Evet. E, sürü mezunu, mezunu kendisi. Nöropazarlama bir yüksek lisansı da var. Ee, ilk iş deneyimini Accenture'da yapıyor, bir üç senelik bir danışmanlık e, tecrübesi var. Onun arkasından da 2011'de e, ortaklarıyla beraber e, Think Neuro'yu e, kuruyorlar ve Türkiye'nin bu ilk neuro pazarlama araştırma şirketi. E, ve bu alanda yayınlanmış birçok e, yazısı, e, kitap bölümü, konferans bildirileri, yerli yabancı dergilerde makaleler var. çeşitli eğitim kurumlarında, bilgi üniversitesinde dahil olmak üzere dersler veriyor. Ee, sayısız ödülü var o ödül e, sayısı hakikaten <gülüyor> sayısız <gülüyor> ee, şöyle bir özel bir depo falan tutacak bir e, şeyde sayıda yaptığı araştırmalardan aldıkları yerli ve yabancı böylece e, sanıyorum hani kısaca böyle anlatabiliriz şimdi zaten bol bol e, kitabı konuşacağız çok kısa hemen yani adettendir e, neden nöropazarıma nasıl endüstri mühendisliğinden oraya geçiş nasıl oldu Bir hemen onunla başlayalım sonra devam sorularıyla tabii ki ee, yani ben Accenture'da çalışırken bir kere zaten hani insanı anlama tutkusu insan içine bir kere düştü mü o bir sizi bırakmıyor. Yani işte Yavuz hocam az önce bahsetti hani mühendis ben de mühendisim. Hani mühendis de olsanız ya da çok e, tek düze bir işte çalışıyor da olsanız insanı anlamak için kendi kendinize işte psikoloji kitapları ya da gözlem gibi e, yöntemlerle karşınızdakini anlamaya çalışıyorsunuz. Ben Accenture'da çalışırken uzmanlıklarım pazarlama ve HR üzerineydi. Ondan sonrasında aslında ortaklarımızla bir araya geldiğimiz noktada nöro pazarlamayı şirket halinde işe döktük diyebilirim. Hmm. Bu insan anlamı tutkusu zaten işin temelinde olduğu için beni bayağı bir şevkle yönlendirdi diyebilirim. Harika. Peki... Tamam hani bu işin e, ilmini yapıyorsunuz, bir yandan e, uygulamasını yapıyorsunuz. E, bu kitap fikri nasıl ortaya çıktı e, ve daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Yani kitap hepimiz evet bir şekilde e, birçoklarının böyle içerikle uğraşan, böyle şeylerle uğraşan, e, yayınlarla uğraşan insanların gönlünde yatan bir aslan bir yandan ama senin şeyin de merak ediyorum. E, en zorlandığın kısım ne oldu kit kitabı yazarken? Çok güzel kitap fikri şöyle aslında şimdi ben bu bizim tabii araştırmalar laboratuvarda çok farklı tipte araştırmalar yapılıyor işte reklamından e, stratejisine ambalajından görseline tattan kokuya çeşit çeşit araştırma yapılıyor ve bu araştırmalarda hani markalar için yaptığımız araştırmalar ayrı bir de kendimiz için de yaptığımız birçok araştırma var bunlar sırasında bir dolu bilgi akışı oluyor ve bir dolu içgörü akışı oluyor aslında bakarsanız şimdi bu içgörülerin bir kısmını ben eee söyleyebildiklerimi anlatabildiklerimi gizlilik sebebiyle anlatamadıklarım çok fazla ama anlatabildiklerimi derslerde aktarıyorum. Fakat yani ben aktarıyorum ama bilgi de birikiyor, içgörü de birikmeye devam ediyor. Dolayısıyla bunları hani bana bu paylaşım, bu bilginin paylaşımı açıkçası yetmedi ve taştı ve daha çok insanla paylaşabilmek için kitap yazma durumuna karar verdim diyebilirim. Aslında burada tabii editörümün de yönlendirmesi var. Yani bu bahsettiğin Baykuş ödüllerinde bizim bizim sektörün araştırma sektörünün temel ödüllerinden bir tanesidir Baykuşlar ve yaptığınız araştırmanın pazar sonuçlarının yansımasını sağ sonuçlarının yansıması üzerinden verilir bu ödüller ve burada baş, başvurularda da hani yazdığım Başvuruların ödüller aldığını görünce de hani kalemime de bir güven arkadaşlarımın veya başvuruları okuyan kişilerin de yönlendirmesiyle kalemime de bir güven oluştu bende ve onunla beraber e, dedim ki hani içerik var. Herhalde yazabiliyorum da. E, <laughs> ve işe koyuldum diyebilirim. Peki yani Evet çok kendine has bir tarzım var böyle yani oradaki betimlemeler oradaki hayal ürünü, <laughs> diyaloglar falan çok hoş gerçekten. ama nerede en zorlandığın kısım ne oldu peki öyle sorsam? En zorlandığım kısım aslında e, bunun dengesini tutturabilmek oldu Mete bana soracak olursan hmm. çünkü benim amacım şuydu birincisi derslerimde de kullanabileceğim bir kitap yani o anlamda hani içeriksel olarak kaynak açısından bilimsel dayanağı yüksek bir kitap yazmak istiyordum fakat bunu sıkıcı bir dilde yaparsam hmm. eğer ee, bunun e, aynen dilde olduğu gibi kendisinde sıkıcı bir ders kitabı olmaktan öteye geçemeyeceğini biliyordum. Daha önemli öğretilerden bir tanesi hem kitapta bahsettiğim hem de benim de uygulamaktan zevk aldığım e, bilgi yükleri ...duygu vagonlarına konmadan bir yerden bir yere aktarılamıyor. Dolayısıyla ben bu e, sırnak içinde sıkıcı bilgiyi ya da didaktik e, konuyu... ...bir duygu e, şeyine sarmalıyım, duygu kozasına sarmalıyım, bunu biliyordum. Ve bu duygunun da benim en yatkın olduğum konu olan mizahi dil Mizah. olduğuna <gülüyor> <gülüyor> kanaat getirerek... ...o şekilde yazdım. Fakat burada hem gün, günlük bu teknik ve bilimsel bilgiyi günlük dile indirgerken... ...bir yandan mizahı korumak ama bir yandan... Ondan da aslında kitabın hani e, e, bilimsel dayanağını arka planında kaybetmemesini sağlama üçlüsünün dengesini kurmak. O böyle sürekli olarak tetikte olunması gereken böyle bir elinize bir kontrol kalemi varmış gibi sürekli kontrol kalemiyle bakmanız gereken bir noktaydı benim açımda. O yüzden o kısım birazcık e, dengeleri koymak adına zor zorladı demeyeyim ama keyifli bir e, kontrol Zorluk. noktası oldu. Değil evet tamam. <laughs> challenge oldu. Peki e, burada biz e, tabii ki kimse hiçbir kitap üyelerimizin e, hepsi çok e, müstesna çok değerli kişiler ama bir, bir yeni misafirimiz de burada yine adını anmadan geçmeyelim. Cenk hoş geldin. <laughs> Cenk de yani daha iyi bir kitap kulübümüzün üyesi değil ama e, sağ olsun senin adını e, görür görmez. <gülüyor> Sevgili <gülüyor> e, Cenk Cener hoş geldiniz. Cenk'e de selam alın buradan. Pardon, Sağ olsun, var o, o, olsun. ayarı şey yapmaya çalışıyorum da çok özür dilerim. Biraz cahilliğime geldim, kusura bakmayın. <laughs> Estağfurullah hocam, siz mi? Ee, yani tamam, arada tabii soruları mutlaka alırız Cenk'in de nasıl arzu ederse. Ee, peki, ben bir giriş sorusu yapayım, ondan sonra yavaş yavaş arkadaşlara devreleyeyim e, soruları. Şimdi sen de kitapta yazıyorsun, ee, bu insanlar ne hissettiklerini düşünmezler, düşündüklerini söylemezler ve söylediklerini yapmazlar. O gelinin meşhur Değil sözü. Evet o sözü aynen. Evet ve ben bunu ilk duyduğumda yani müthiş hak vermiştim buna. E, çünkü ben tam olarak da ne zaman duydum hatırlamıyorum ama tabii yani araştırmada değildim belki o sırada ama e, yani araştırmayı kullanan taraftaydım. E, fakat yani araştırma o zaman da fazlasıyla tüketici beyanına dayanıyordu. E, Arkasından işte bu big data falan filan çıktı. İşte e, ya yani ne soracağız insanlara işte yaptıklarına bakarız analiz ederiz dediler işte Facebook'ta 10 beğeni varsa işte beğeniniz varsa kişiliğinizi arkadaşınızla iş arkadaşınızdan daha iyi 70 beğeniniz varsa işte yakın arkadaşından 150 beğeniniz varsa eşinizden 300 beğeniniz varsa falan filan diye yani sizi tanırız bir şekilde gibi bir şey de vardı. siz de beyne bakıyorsunuz vücut tepkilerine bakıyorsunuz. E, göz bebeğine, kalp atışlarına, nefes alışına, verişine falan değil mi? Biz e, daha ziyade göz e, takibi ve beyin görüntülemesi yapıyoruz. Çok özür dileyerek e, sözünü kesiyorum Mete'ciğim. Tabii tabii. E, çünkü bu NMSB, Neuro Marketing Science and Business Association diye dünyada bu e, muteber, nöropazarlama şirketlerinin ortak olduğu, üye oldukları bir oluşum var ve burada bu ikisinin ayrımı çok net bir şekilde yapılmış vaziyette. Ha. Eğer sadece hı -hı. vücut e, işte kalp, sıca kalp atışı, vücut sıcaklığı, deri iletkenliği, gibi konulara bakıyorsanız bu biyometrik ölçüme giriyor bunun adı. Hmm, Nö okay. Beyinden ölçüm alırsanız buna nöro, nöro ölçüm diyebiliyoruz. Okey. Ya aslında yine bilinç dışının verdiği tepkiye Tabii e, ki. bakıyorsunuz. E, kararlarımızın Tabii ki. yani e, kararlarımızı verdiğimiz, dayandırdığımız birinci sisteme ışık tutuyorsunuz. Evet. Böyle bir şekilde. Çok doğru <laughs> Bu grupta birinci e, sistemi de gayet iyi bilir. E, yani Kahneman'ı okumamış olsak da en azından e, Kahneman'ı okumaya çünkü onu resmen kulübe getirmeye cesaret edemedim çünkü o malum o bir şey gibi yani. E, bir Biraz ders ağır bir gibi. kitap evet. Ağır bir kitap. E, ben de hani 4-5 defa okumaya yeltenip hepsini de hala bitirememiş olan birisi olarak. Dolayısıyla e, ama ee, yani şey hakimiz evet duygularımızı kararlarımızı duygularımıza veriyoruz temelde tabii ki e, beyin de çok karmaşık bir organ ve hani tam manasıyla zaten bildiğim bilemiyoruz ne olduğunu ne bittiğini hı hı. Ee, biraz anlatır mısın yani tam tabii, olarak tabii ki mesela örnek veriyorum bizim biz nöropazarlama araştırmaları yaptığımız için bizim genellikle müşterilerimiz pazarlama e, fonksiyonları olan e, markalar oluyorlar. Ve bu markaların örnek Hı. veriyorum bir reklamları olduğunu düşünelim. Reklam henüz yayınlanmadan önce genellikle Mete'cim sen de bilirsin bir araştırmaya tabi tutulur. Bu araştırmada hani reklamın e, etkili olup olmayacağı, yayınlanmadan evvel e, ne gibi yerlerinin belki de düzeltilebileceği, daha iyileştirilebileceği konusunda araştırmalar yapılır. Biz normalde bu soru cevapla, geleneksel yöntem dediğimiz beyan yöntemiyle yapılıyor ama biz ne Hı. yapıyoruz? Biz bu reklamı alıyoruz kişiler geliyorlar bizim laboratuvarımıza ama laboratuvar dediğime bakmayın bu arada. Bir evin otur eğer bu bir reklam ölçümü ise bir evin oturma odası gibi düzenlenmiş bir e, odaya geliyorlar aslında ve başlarına e, reklam ölçümü ise bir EEG cihazı, elektroensefalografi cihazı takılıyor. Önlerinde de göz takiplerini yapan bir eye tracking cihazı var. Kişiler bu reklamı izlerlerken ne nereye bakıyorlar sahnelerde bunu göz takibiyle ve o anda ne hissediyorlar bunu da beyin görüntüleme yöntemiyle ortaya çıkarabiliyoruz yani e, bu ölçümler tamamlandıktan sonra kişilerin ölçümleri tamamlandıktan sonra ortaya çıkan veri de ben örnek veriyorum işte a, bir sahnede elden e, birisi birisinde makas veriyor şimdi biliyorsunuz bizim e, batı inançlarımızda bizim Türk kültürümüzde bu e, olumsuzdur kavga edilir denir Hatta evet. Şimdi bu makas sahnesi kültürde kodlanmış bir sahne olduğundan dolayı o anda verilerde bir kayıp olumsuz bir düşüş görüyoruz. Bu düşüş bize aslında beynin o sahneye olumsuz bir tepki verdiğini ifade ediyor. Bu tabi bu, bu basitleştirerek anlatmak istiyorum burada çünkü farklı data tiplerine göre işte duygusal etki, dikkat, duygusal zorlanma gibi farklı verilere ulaşıyoruz ve bunların kendi aralarındaki ilişkilerde düşünüldüğünde çok farklı kombinasyonlar ortaya çıkabiliyor ama Kısaca ifade etmek gerekirse kişilerin saniye saniye karşılarındaki pazarlama uyarını ister reklam olsun ister görsel olsun ister ambalaj olsun nereye bakıyorlar ve baktıklarında ne hissediyorlar bunu ortaya koyabilmemizi sağlayan bir metodolojiden bahsediyoruz aslında. Okey harika. Yani e, yeri geldiğinde şey de yapıyorsunuz çünkü hani mesela işte orada e, ne bileyim işte kitapta da anlattığı gibi o e, gazozun e, meyve sularının arasında olduğu durumda Hı -hı. E, insanların e, oraya çok fiksi olduklarını görüyorsunuz ama hani neden olduğunu da insanlar yine sorarak aslında bir yandan açıklama çünkü hala şey gibi bir elimizde bir şey yok yani oradaki duygunun e, hangi bölgeleri aydınlattığını falan filan görüyoruz ama değil mi oradaki e, yine hala neden sorusunun cevabı çok net Çok güzel söylüyorsun. Evet Mete'ciğim yani burada e, araştırma bir araştırmacının amacı aslında saklı olan içgörüyü ortaya çıkarmak ve burada hangi teknik daha uygunsa onu kullanmak her zaman çünkü amacımız araştır her zaman iyidir çünkü amacımız araştırma sorusuna yanıt vermek. Burada biz nöro ölçümlerin ardından nöroskor skor bazlı derinlemesine görüşme dediğimiz bir tipte görüşmeler yapıyoruz. Bunlar bildiğimiz birebir derinlemesine görüşmeler gibi değil. Çünkü orada hmm. sen de çok iyi bilirsin yine moderatörün yönlendirmesi yasaktır. Yani orada yönlendiren moderatörü döverler hatta öyle söyleyeyim. E, moderatör öncelikle katılımcısını anlamalı bir sahneyi örneğin bu makas sahnesini beğenip ben edin anlamalı ondan sonra nedenlerini sorgulamalıdır. Fakat bizim elimizde nörodata olduğundan dolayı biz oradaki duyguların ne olduğunu biliyoruz. Bunların aynen senin dediğin gibi nedenlerini anlamak için bir sorgulama yapıyoruz. Diyor, diyorum ki mesela Mete bu, bu sahnede dikkatini kaybetmişsin. Neden? Sen de diyorsun ki örnek veriyorum. Ben elden makas bıçak e, almam bu yani bana ters bir durum diyorsun ya da kimisi diyor evet. ki mesela bu örnek gerçek bir reklamdan örnek kimisi diyor ki ben alıp veririm ama e, böyle bir inanış olduğunu biliyorum dolayısıyla karşımdaki acaba bu inanışta mı diye çekinirim. Evet. Diyor mesela dolayısıyla <laughs> bunu nedenlendirmek hem bilimsel literatür burada bize çok yardımcı oluyor. Yani insan davranışına dair veya e, anlayışa dair algılamaya dair literatür çok faydalı oluyor. E, yoğun bir tecrübemiz var alanda e, o katılımcıların bu nöro skor bazı derinlemesine görüşmelerde söyledikleri de paralel olduğunda gözge arpacığı yakalıyoruz. Ve orada <laughs> data'nın hem ne olduğunu biliyoruz nöro'da nedenlerini de ortaya koyabiliyoruz. Bu şeyi sormak istiyorum. Frekans olayını sormak istiyorum. Yani özellikle ilk tepkinin kalıcılığı veya bunun bir hype olup olmamasıyla ilgili almış olduğunuz anlık verinin kısa süreli bir hype etkisi olup olmadığını veya bu e, heyecanın dozajın uzun süreli olup olmayacağı konusunda data bir bilgi veriyor mu? Aslında şunu sormak istiyorum. Yani bu reklama verilen tepkinin frekansı ne? Yani e, sürekli aynı düzeyde mi? Çok güzel bir soru sordunuz. Buna e, birkaç e, alandan bakarak cevap vereceğim Yavuz Bey. E, öncelikle bahsettiğiniz etki e, bu reklamcılıkta wear out etkisi, böyle yıpranma etkisi dediğimiz etkiden bahsediyorsunuz. Reklam bir süre sonra artık e, gündelik tabirle ifade edeyim, artık o kadar keyif vermemesi, gözden düşmesi Birazcık da sıkması diyebileceğim. E, etkiden bahsediyorsunuz. Buna biz out etkisi diyoruz. Şimdi e, ölçtüğümüz ölçümler, o anda ölçülen ölçümler, ve sonrasında yapılan ölçümlerle bir reklamın her bir reklamın bir ömrü var diyebilirim. Efsane reklamlar var elbette ki bunların bir kısmını e, kitabımda inceledim. Tabii. Ama bu efsane reklamları da sürekli sürekli izlediğinizde onlar da eski tadı vermeyebilir. Çünkü biliyorsunuz insanın keyif alma eğrisi böyle bir yerde platoya ulaşıp düzleşerek artık e, yeni e, ekstra faydayı e, marjinal faydanın düştüğü bir eğri insanın keyif alma eğrisi. Dolayısıyla onları da sürekli izlemek keyif vermeyecektir. Döndüğüm zaman ve rahat etkisine burada izlenildiği zaman reklam oluşan e, duygular ve oluşan e, duygu yoğunlukları ve reklamın hangi sahnelerinde bu yoğunlukların değiştiği aslında reklamı biz daha sonraki zamanlarda ölçtüğümüzde de bu sahnelerin yerleri ve eğrinin yönü değişmiyor. Fakat eğrinin magnitude'u değişebiliyor. Yani eğrinin büyüklüğü değişebiliyor. Bu bize hani geçmişe yönelik de aslında yayınlanmış olan reklamların hangi sahnelerin etki ettiğini bugünkü ölçümlerle bulabilmemizi de sağlıyor sorunuzun ikinci bir kısmı daha var aslında ee, böyle biraz daha e, benim de özellikle cevap vermek istediğim müsaadenizle ona da değinmek istiyorum ee, dediniz ki sorunuzun bir bölümünde e, o anki hislerle mi o anki duygularla mı dediniz bu çok kıymetli bir alan bence çünkü bu datanın tipini de çok etkileyen bir soru şimdi diyelim ki siz ee, siz bir akademisyensiniz Yavuz Bey ben bir araştırmacıyım ee, dişlerimizi fırçalıyoruz ikimizde ee, bir de F-16 pilotları var onlar da dişlerini fırçalıyorlar değil mi? Şimdi F-16 pilotunun heyecanlanma durumuyla hayatta herhangi bir şeye heyecanlanmasının kapasitesi ve büyüklüğüyle benim heyecanlanmam ya da işte bir ev hanımının heyecanlanması bir olmayabilir dolayısıyla farklı tipteki durumları datanın standartizasyonu dediğimiz konuya giriyoruz burada. Datanın standartize edilmesi gerekiyor. Elma ile elmayı karşılaştırabilmem gerekiyor benim numerik kantitatif dataya ulaşabilmem için. Bu çok önemli bir soru bence. Bu çok önemli bir e, challenge diyeceğim zorluk da bizim açımız zorluk da araştırma dünyası açısından bunu ortadan kaldırabilmek çok kıymetli bir şey verimli ölçüm alabilmeniz için nasıl yapıyoruz bunu aslında kişinin kendi ortalamasından sapmasını ortaya koyup z skoru mantığında bunu yaptığımızda amacım ben bir diş macunun firmasıysam ve amacım F-16 pilotundan ev hanımına kadar herkesin bu benim ürünüme doğru yönlenmesi ise eğer burada F-16 pilotunu da ev hanımını da harekete geçirecek bir reklamı yatay düzeyde bulmam gerekir. Bir iletişimi, bir tonu yatay düzeyde bulmam gerekir. Dolayısıyla herkesin kendi ortalamasından sapışlarını, deltasını bularak buna hitap eden durumu ortaya koyarım. Ya da derim ki bu reklam buna hitap etmiyor. Şu reklam ediyor diyebilirim. Dolayısıyla buradayın datanın standartizasyonu ve elma elma karşılaştırabilmesi de ayrıca önemli bir konu. Onu o ifade etmeme izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim e, kapsamlı bir açıklama için. Yani e, evet bu metodoloji bağlamında hani datanın nasıl seçildiği ve özellikle bu e, katılımcıların meslek kollarının bu denli geniş bir se spektrumda seçilmesi, yani oradaki datanın e, belki hani demografik yapı yaş Tabii. Burada örnek de. amaçlı uç, örnekler vermek istedim özellikle. Evet. Her araştırmada böyle değil ama her araştırmada özür dileyerek sözünüzü kestim. Her araştırmada şöyle bir şey de olabilir. O gün ben e, işte arkadaşımla kavga edip gelmiş olabilirim. Siz dünyanın en güzel gününü yaşıyor olabilirsiniz. Buradaki mod farklılıklarını ortadan kaldırmak da çok önemli. Ben o zaman şöyle bir bağlantı soru sorayım. bunda e, Benim de buna benzer bir şeyim vardı. Yani Şimdi de tabii bir de şey de biliyoruz, bir duygu durumu var, bir de kendi değerlerimiz var. buradaki şeyi nasıl sağlıyorsunuz? Yani bu muhafazakar bir insanın bir reklama bakmasıyla biraz daha liberal birisinin bakması, biraz daha ne bileyim işte ateist birinin bakması falan filan bunlar tabii bir takım onların reaksiyonlarını değiştiriyor. Siz orada nasıl bir kalibrasyon ve nasıl bir örneklem yapıyorsunuz öyle sorsam? Çok güzel sordun. Mete'ciğim aslında örneklemi e, bize araştırmanın hitap ettiği yani daha doğrusu pazarlama uyaranının hitap ettiği hedef kitleyi bize e, hı hı. O mar hem markalar sağlıyor hem de o kitleyle çalışıyoruz. Dolayısıyla benim araştırma sorumda eğer muhafazakarlarla daha liberallerin karşılaştırması varsa bunları iki ayrı grup olarak bakmam gerekiyor. Ama hmm. araştırma sorusu eğer muhafazakar olsun, liberal olsun, genç olsun, yaşlı olsun herkesi etkileyecekse bunları totalinden oluşan bir grupla çalışmam gerekiyor. Burada e, işte dediğin gibi e, beyin elbette herkesin beyni farklı. Her nöroplastisite konuştuğumuz noktada e, beyinle ilgili bildiğimiz birçok şeyin de yanlış olabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. İşte bazı e, Doğru bildiğimiz yanlışlar diyeceğim şeyler ve işte sağ beyinli olmak, sol beyinli olmak vesaire gibi. Evet. Beyin plastiği konuştuğumuz noktada bunları e, konuşmak abesle iştigal olur biraz. E, dolayısıyla bunlar farklı fakat beyinler farklı olmakla beraber belirli bölgeler elbette var. Yani oksipital korteksimiz eğer gözlerimiz sağlıklı bir şekilde çalışıyorsa hepimizde var. İşte Broca's area hepimizde var. Sağlıklı bir şekilde konuşmaya devam edebiliyorsak. E, fakat burada beynin gösterdiği tepkilerin, daha standartize olması ve beyin verisinin daha standart sapmasını te çok tekniğe girmek istemem ama beyin verisinin standart sapmasının düşük olması bize çok yardımcı oluyor. Neden bahsediyorum? İkisini ayrı ayrı açıklayayım. Birincisi ben bu anda yaptığımda hepiniz bir anda bir ses duyarak o sese vereceğiniz tepkiyi verdiniz az önce. Şimdi burada hmm. e, dolayısıyla duyguya verilen tepki aslında standart. Magnitude'ları değişebilir ama hmm. standart. Dolayısıyla e, bu bize çok yardımcı. İkinci, beyin datasının, e, beyan datası birçok faktörden etkilenebiliyor. Yani benim eğitimimden, kelime dağarcığımdan, kendime güvenimden. Dolayısıyla işte sosyoekonomik e, durum, sosyoekonomik sınıflandırmanın arkasında dayanan, bu segmentasyonun arkasında dayanan noktalardan bir tanesi de işte eğitim, gelir durumu vesairedir ya. Bütün bunlar eğitim, gelir durumu, evet. benim kendimi ifademi, kendime güvenimi de etkilediği için bir segmentasyon öyesi aynı zamanda. Fakat e, beyan datası bunlardan çok etkileniyor. Örnek verelim. Ben kendime güvenli bir kadınım. Kendine daha az güvenli bir arkadaşımla konuştuğumuzu varsayalım, konuştuğumuzu varsayalım. E, buradan böyle çok yakışıklı bir adamın böyle bir e, Yunan heykeli gibi bir maşallah bir adamın geçtiğini varsayalım. Şimdi benim bana soruyorlar şimdi normalde hani erkekler de pek aralarında yapmazlar ama onun üzerinden kaç diye soruyorlar diyelim. Ondan sonra işte ben diyorum ki ya maşallah diyorum hani Allah yaratmış onun üzerinden 9 diyorum. Kendine daha az güvenli arkadaşım da... Ya ben pek görmedim aslında adamı yani baktın Canikom'u yani gördün adamı dediğim zaman da işte onun üzerinden 5-6 deyip regression to mean dediğimiz ortalama yakınsama hmm. davranışını gösterecektir. Oysa ikimizin de beyinlerine baktığınızda ikimiz de 10 üzerinden işte 8,5 9 vermiş ola, vermişizdir. Dolayısıyla datanın standart sapmasının düşük olması bize az örneklemle genellenebilir kantitatif sonuçlara ulaşma imkanını sağlıyor. Günlük dilde şöyle anlatayım. Benim Yavuz Bey'in kan grubunu öğrenmem için Yavuz Bey'den 1 litre kan almama ihtiyaç yok. Kan datasının da standart sapması düşük olduğu için bir damla kanıyla bu bilgiye ulaşabilir. Hep aklıma şu geliyor yani ne zaman nöropazarlama pa konusu konuşulsa e, benim e, nöro pazarlama olmayan analog dönemdeki <laughs> tecrübemde işte bu e, dan diye anlatmışımdır. Sana da belki bunu e, çok e, sevdiğim bir örnektir çünkü şıp sevdi sakızları vardı onun için bir e, fokus test yapmıştık ve ee, dendi benim müşterim de o zaman hı hı. Ben araştır, yani araştırmaya katılıyordum fokus grubu ben yapmasam da kalitetifçi arkadaşlarla beraber ve şöyle bir sistem yapmışlar bu meşhur şey e, reklamı vardı bunların muzla çilek evleniyorlar daha doğrusu evet. muzla çilek bir, bir arada oluyorlar Muz, muzlu çilekli bir, bir sakız doğuyor. Evet. Şimdi bunun bir animasyonu var animasyonu gösteriyoruz ama şöyle gösteriyoruz çocuklar ve anneleri çocukları önce izletiyoruz arkasından anne odaya giriyor Anne çocuk anneye anlatıyor reklamın ne olduğunu sonra anne izliyor Evet. Ve sonra anneyle, anneyle konuşuyoruz falan. Böyle bir şey vardı. Şimdi şöyle bir şey oldu. Bir, bir hiç unutmuyorum. İşte eter çınlasın. Çocuk anlatıyor. İşte reklamda şöyle oluyor, böyle oluyor falan falan diye. Tabii şeyi açıklayamıyorlar. Yani o bebek olma kısmının ne olduğu biraz daha muğlak bir konu. <laughs> e, ama iki şeyi hatırlıyorum. Bir tane şeyi e, anne çocuğuna anlatırken re reklamı öyle bir versiyonu da vardı çünkü anne önce seviyor sonra çocuğuna anlatıyor falan. Hı hı. İşte bunlar bir araya geliyorlar, birbirlerini seviyorlar, evleniyorlar falan filan diyor. De, diyor. Yani evlenme falan yok reklamda yani. Evet, <laughs> ve abi, ve evet. o, o sayede re reklamda şey kondu. Yani e, yüzük kondu e, o araya yani. E, ve e, şeyi de hatırlıyorum bir anne de e, moderatör şey sordu galiba. Ne renkti dedi? E, sakız falan. E, kahverengi dedik. Halbuki hiç sarı yani kahverengi falan filan yok. <laughs> çok sert yani koyu bir renk söylediği için Eter dedi ki, aman tanrım dedi. Çok sinirlendi. Çok yani hiç bunu hoşlanmadı yani. E, o da yani nöro, nöro şey olmadan <laughs> muhtemelen baksaydık o zaman takılsaydı onu görecektik ya. Çok orada sinirlenmiş. Afrika gelmiş ama onu. Kendi tecrübesiyle Eter onu renginden Aa, çok koyu renk söyledi. Hiç hoşlanmadı bundan falan filan dedi. Yani tam bunu nöro pazarlama yakalardı zaten yani değil mi? Oradaki Tabii ki yakalardı. Ölçümden yani... sonra yakalardınız. Şöyle yani burada e, e, beyana girmeden evvel öncelikle bir Cenk Cener Beyefendi'nin galiba bir sorusu var. Onu bir alalım. Ondan sonra ben bu beyanın yanıltıcılığı ile ilgili bir in ince yorum yapmak istiyorum. Yok aslında soru değil de Metin'in biraz önce söylediği şeydi. şöyle bir anekdot vardı o reklam özelinde. O niteliklerde ha. hakikaten tabii e, şimdi tam ismi e, kadının ismi kim? erkeğin ismi de Roberts olması lazım. Bunlar 70'lerde birbirini seven bir çift gerçek hayatta. Sonra Aha. erkek onun için özel bir karikatür çiziyor sevgisini kadına evet, göstermek Love için. Is, evet. Tabii evet Love is. Evet. Love is oradan karakter. geliyor. Yani aslında evet, hani evet. orada da onun öyle bir bağlayıcılığı var. Reklamdan önce de yaşanmış bir aşk hikayesi aslında da onu söyleyeyim <laughs> Son, sadece. Doğru. Çok doğru. Hatırladım evet. şimdi. <laughs> Love is karikatürleri vardı onu şıp sevdi diye adını çevirmişti. Evet. Geldi. Aynen öyle oldu. Ama aynen. Işine, ama onlar çıkardı. Love is. Yani evet adam ölüyor. Çıkardı yani. Adam hmm. ölmüştü. Oğulları da bu aşktan etkilenerek bunları bir İtalyan bir karikatürist galiba onunla anlaşıyor. O da bunları çizimlerini yapıyor. Yani sakızdaki çizimler aslında orijinalinde 70'lerde Robert olması lazım dediğim gibi. Onun karısına çizdiği, o dönemki sevgilisine çizdiği resimler. Hmm. Çok güzel ya. <laughs> Duygusal hikaye bizi kalplerimizden evet. mi Hüseyin Bey? Evet. <laughs> şimdi burada e, bu beyan şimdi beyanın yanıltıcılığının sebebinden biraz bahsetmek belki gerekiyor bu noktada hı hı. E, kitapta da biraz bahsediyorum aslında iki temel sebebi var bir tanesi ikisinin farklı veri tipleri olması yani bir tanesinin e, bir e, işte pantolonu portakalla anlatmaya benziyor diyorum zaten yani iki farklı şey bunu birini biriyle anlatabilmek çok mümkün değil anlattığımızı sanıp anlatamadığımızı anlayacağımız durumlar. Bir tanesi bir diğeri de sosyal canlı olmamız ve sosyal olarak hayatta kalabilmemiz sebebiyle sosyal kabullere göre davranma e mailimizin olması dolayısıyla da e, bu çok sıklıkla bizim başımıza geliyor. Bir psikolata ilk çıktığı dönemlerde ben de oradan bir örnek vermiş olayım. Psikolatanın ilk çıktığı dönemlerde hatırlıyorsunuz hani madem yakışıklı erkeklerden söz açıldı. E, hatırlıyorsunuz e, o hani heykel gibi adamlar işte denizden çıkıyorlar, sular akıyor, göğüslerin göğüslerinden çikolatalar veriliyor falan filan. O dönemlerde reklamı hem kadınlarla hem erkeklerle test ettik. Ee, ve e, ortaya çıktı ki mesela önce bir böyle işte ben e, diyor ki erkekler işte diyor yok canım nasıl buldunuz reklamı diyoruz. Bu adalı olan reklamda özellikle nasıl buldunuz reklamı diyoruz. Ya diyor güzel reklam diyor yani tabii doğa çok güzel diyor işte palmiyeler işte e, oradaki deniz falan. Fakat yani gelin görün ki biz göz takibi ölçümü de alıyoruz malumunuz. Ondan <laughs> sonra diyoruz ki palmiyeye falan değil adamın six pack'ine bakmışsın arkadaş diyoruz. Böyle olunca ha işte yani gördüm falan filan da yani şey değil falan diyor. E, beyin dalgasını açıyoruz bu sefer. E, güzel beğenmişsin diyoruz. Ya vallahi diyor aslına bakarsanız madem her şeyi gördünüz diyor. Helal olsun aslına <laughs> çalışırsam ben de yaparım dedim diyor. O dönem gazetelere Cenk Beyciğim hatırlar. O dönem gazetelere konu olmuştu. Bisikolata reklamının çıktığı dönemde e, bu spor hmm. salonlarına, mekfitlere vesaire yazılma oranları istatistiksel olarak artış gösterdi. Çünkü erkekler gerçekten helal olsun aslanıma çalışırsam ben de yaparım. ya yani hepsi iki tane halter kaldırınca o adamlardan olacaklarını düşündüler. Total bir fayda olmuştur illaki. Ama hani e, beyana baktığımızda sanırız ki biz ya işte bu adamları hiç etkilediği dolayısıyla e, biz bu adamları koysak da bir koymasak da bir. E, önemli olan doğa güzelliği sanabilirdi pazarlamacı beyana baktığında. Ben şu soruyu sormak istiyorum. Araştırmada e, araştırmaya katılan katılımcıları nasıl seçiliyor? Aynı kişiler değil bunu anlıyorum. Ama çok da kişiye ihtiyaç var. Nasıl belirliyorsunuz? Bunu çok merak güzel. ettim. Teşekkürler. Tabii ki çok güzel. İyi ki sordunuz. Teşekkür ederim. Ee, araştırma nöro'da da gelenekselde de burada Mete'cim istediğin zaman lütfen gir. Gelenekselde de benzer şekilde seçilir. Belirli kurallara tabiiz Meral Zaten bir esomar kuralları var. Bir de onun dışında biz nöropazarlama araştırmacısı olduğumuz için NMSB'ye etik kurallarına da tabiiz. Örneğin işte bir araştırma yaptığınız kişiyi 6 ay boyunca tekrar alamazsınız. E işte efendime söyleyeyim hani bu çok sık araştırmaya katılan katılımcılara kontamine olmuş. Kirli denek. Kirli denek evet. denir aslında. Çünkü artık böyle hani birazcık o yöntemi de anlamaması lazım aslında karşınızdaki kişinin doğal davranması lazım dolayısıyla belirli aralıklarla alabilirsiniz bahsettiğiniz gibi aynı kişiyi tekrar alamıyorsunuz çok fazla kişiye ihtiyacınız var çünkü bugün örnek veren bir otomotiv markası için yapıyorsunuz araştırmanızı ertesi gün gofret için ertesi gün ilaç markası için yapıyorsunuz çok geniş bir e, e, da, e, database'imizin olması katılımcı setinizin olması gerekiyor ve e, örneğin bunun için sağ şirketleri var ama bunun dışında örneğin bizim şirketimizde bununla uğraşan tamamen e, database'in güncel tutulması ve onun genişletilmesi ile uğraşan bir ekip var bu kişiler şunu biliyorlar örneğin Meral Hanım e, sizi arıyorlar henüz bir araştırma olmasına gerek yok Meral Hanım hangi marka gofret kullanır hangi marka çamaşır makinesi vardır e, işte arabası hangi markadır değiştirmeyi düşünüyorum önümüzdeki altı ay içerisinde bütün bu gündelik bilgilerinizi alırlar ola ki bir araştırma çıktı işte kullandığınız gofret markası ya da rakibiyle ilgili sizi ararlar araştırmaya davet ederler ve siz hani o araştırmanın hedef kitlesine markanın verdiği hedef kitleye uygunsanız eğer sizi davet ederler. Hedef kitleyi marka verir çünkü çoğunlukla biz de tabii ki yorumlarda bulunuyoruz ama onlar aslında kimlere ulaşmak istiyorlar bu ürünle onların bu ürünü temelde satmak istedikleri pazarlamak istedikleri kim yani Louis Vuitton'un hedef kitlesi bambaşka Zara'nın hedef kitlesi bambaşka diye düşünebiliriz tabii ki bunların kesiştikleri alanlar var ve Zara Louis Vuitton kitlesine de satış yapmak isteyebilir bu da hedef kitle tanımını değiştirir çok güzel bir soru sordunuz yani Yavuz Bey e şöyle aslında sadece bu reklamları izlerken onlara duygusal bağ kuruyoruz ve yüksek skorlar alıyorlar bu reklamlar gibi bakmamak lazım e, aldığımız her şey Brian Kramer der ki bizler ürün değil duygu satın alırız diyor. Aslında e, duyguları satın alıyoruz. Yani bu istersek hani çok rasyonel bir karar olduğunu düşündüğümüz ev satın alma olsun. İsterseniz araba satın alma olsun. Hani çok üzerinde düşünüyoruz ya bunları alırken çünkü büyük yatırımlar bunlar. Gayrimenkul mesela e, sektöründe müşterilerim var. E, yani belki sizin de ya da çevrenizde yakınlarınızın da başına gelmiştir. Hani belirli bir bütçeyle giriyorsunuz. Aslında ihtiyacınız olan örnek veriyorum iki oda. ...bir çatı, ve yeterli miktarda ısınma, mazlumun piramidinde çok basit şeyleriniz var. Fakat bir bakıyorsunuz o diğer odası birazcık daha güneş alıyor diye... ...birazcık daha pahalı bir ev, birazcık daha pahalı bir ev derken... ...aslında belirli bütçeleri olan çiftlerin bir süre sonra kredi alma yoluna doğru gittiğini çok sıklıkla görüyoruz. Çünkü burada aslında tabii ki duygular devreye giriyor. Şimdi şöyle ifade edebilirim kendime belki, eğer dolabınızda... 6 hadi 7 olsun, 7 tişörtten fazla tişörtünüz varsa yaz için, 2 çiftten fazla ayakkabınız varsa rasyonel seçimler yapmıyorsunuz demektir. Çünkü ihtiyacınız olan o kadar aslında. Çamaşır makineniz de varsa evde ihtiyacınız olan bu kadar. Evet. E, bundan fazlası varsa e, rasyonel seçimler yapmıyoruz demektir. Bütün seçimlerimizi aslında çok rasyonel olduğunu düşündüğümüz seçimleri de, Rasyonellik kisvesi altında duygusal yapıyoruz. Şimdi e, kitapta örneği vermiş miydim bilmiyorum ama burada vermiş olayım. E, Amerikan, e, Amerika'ya e, ilk defa Amerikan arabaları zamanında tabii arabalar bu kadar güçlü ve iyi değil motorları. Amerika'da biliyorsunuz bazı eyaletler çok soğuk oluyor. Şimdi Amerikan arabaları bu eyaletlerde kimi zaman kışın donuyor motor ve çalışmıyor. Yani marş basmıyor, gidemiyorsunuz. Şimdi bu aslında hayati bir problem. Çünkü bu soğuk eyalette de insanlar acil olarak hastaneye gitmeleri gerekiyor. E, i̇şine gitmesi gerekiyor. Motor do donma olmuş, işine gidemiyor zamanında. Belki işinden oluyor ya da kötü bir algı yaratıyor e, eşi doğum yapacak hızlıca yetişmesi gerekiyor bu aslında arabanın motorunun çalışmaması soğuktan dolayı aslında bir survival Hayati bir problem Japon arabaları Amerika'ya giriyorlar ve yaptıkları reklam sadece şu bakın ne kadar fonksiyonel ve rasyonel bir reklam diyorlar ki ilkbaharda çalışır sonbaharda çalışır yazın çalışır kışın çalışır bu kadar rasyonel bir bilgi veriyor değil mi? Her mevsimde çalışır nokta. Fakat bu rasyonel bilgi öyle büyük bir duygusal tetikleme ki benim hayatta kalmam demek Japon arabası. Hala Toyota Camry Amerika'da en çok satan arabalardan bir. Dolayısıyla fonksiyonel olduğunu düşündüğümüz çoğu şey de aslında bizim duygusal anlamdaki... Ee... ...bir takım durumları tetikleyerek bize yardımcı oluyor. Diş macunundan örnek vermiştik. Oradan devam edelim. Bu bazı reklamlarda görüyoruz. Kişinin işte e, şey kanıyor, diş eti kanıyor. Ve bu hmm. diş macunu diş etini kanatmaz. Şimdi bir diş etinin kanaması aslında orada kan görmek vesaireden öte... ...dişlerim düşerse bir kere toplumda geride kalırım. Yani... E, Yaşlanmış olurum. Dolayısıyla yaşlılıkla ilişkilendirilen olumsuz şeyleri üzerime alırım. Ondan sonra hani burada dişim düşse de ne olacak canım takma diş takarım yemek yemeye devam ederim. Alacağım şey besinse eğer damardan beslenirim gibi gitmiyor düşünce süreci. Dolayısıyla her türlü aslında rasyonel bilgi bir yandan da e, duygusal bir tetiklemeye sebep oluyor. Bütün fekler de bu şekilde yani. ...Provitamin B5... ...değil mi panten provitamin B5... ...şimdi gerçekten biliyor musunuz... ...ben bilmiyorum şu an sen provitamin B5 ne işe yarar... ...nasıl bir vitamindir... ...nasıl bir tekniktir bu... ...haberi olan varsa lütfen beni de aydınlatsın... ...fakat hepimizde şöyle bir algı var... ...güzel bir şey... İyi bir şey o... ...of o bana fayda edecek o saçımı iyi edecek... Ee, ...dolayısıyla <laughs> bilmediğimiz bir fact bile... Saçımızı daha iyi yapacağını ya da neyse o ve o reklamdan aklınızda olan görseli bile söyleyebilirim. Böyle küçük kapsüllerin saç dibine gidip oradaki teli böyle düzeltmesi aklınızda bu, bu sahnenin kaldığını biliyorum. Nereden biliyorum? Reklam ölçümünde bu sahnede duygusal etki verisinin yükseldiğini gördüğümden dolayı ...halen aklınızda olduğunu tahmin edebiliyorum. Ee, dolayısıyla hani bu teknik bilgi bile. Aslında tembolik faydaya doğru bizi götürüyor. Araçların demiş Meral Hanım 100 kilometre evet. saniye çıktıklarının önemi de buradan geliyor galiba. Bir de burada şey de var Meral Hanım. Eğer aracınızın yüze kaç saniyede çıktığı konuşmasını yapacak bir konuşmadaysanız büyük ihtimalle bir spor araba sahibisinizdir ya da olmaya çalışıyorsunuzdur. Bu da aslında spor araba neden alınıyor sorusuna bizi götürüyor. Hani daha havalı daha cool belki orta yaş krizi durumdaki e, araba değil mavi hap isimli bölümde incelemiştik bunu ee, aslında başka bir gene araba almıyorsunuz gene aslında bir gençlik iksiri bir mavi hap bir havalı olma durumu alıyorsunuz 100 saniye çıkması da aslında gücü ifade ediyor bu gücü isterseniz erkeksi güç diye alın ee, isterseniz e, para gücü diye alın ama gücü ifade etmesi açısından kıymetli Bolgesinin eee şeyi vardır. Harley Davidson'ın satış şeyini vadini aslında 40 yaşındaki muhasebecinin çevreye yani komşularına dehşet salması. Çok şeyine. aynen doğru. Ya yani bu 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 ihtiyaçtan dolayı satıyor Harley aynen Davidson. Aynen öyle. Aynen öyle. bulaşmayalım şimdi de <laughs> diye öyle. Biraz bir arıza şey. olabilir. Ben evet. keyfini satıyor e, da e, odadaki file e, dikkat çekmiş. Bu, bunu konuşmasak olmazdı olmaz da hakikaten. <laughs> diyor ki, tüketici onları istemedikleri üm veya hizmet çok güzel bir soru sorunuz Sertap Hanım. Evet. Manipülasyon, yani siz manipülasyon işinde misiniz Eda Hanım? Ben manipülasyon <laughs> işinde, şimdi şu önceki şu cevabı vereyim Sertap'a. Ben manipülasyon <laughs> işinde olsaydım <laughs> o zaman inanın şurada çok değerli kıymetli insanlarsınız ama burada olmak yerine Miami'de şu anda teknemde oldum. <laughs> Onu net bir şekilde söyleyeyim. Yani öyle bir voley vururdum ki öyle. <laughs> değil mi? Öyle bir şey. Evet doğru. Evet. Böyle hani şeylerden bahsediliyor ya. Arada duyuyorum işte. insanın beynindeki karar alma butonu falan. Öyle bir buton evet. olsa ve bulsaydık. İnanın burada köşe <laughs> Köşeyi dönmüştük. <diyorsun. gülüyor> Dolayısıyla böyle bir şeyden bahsetmek mümkün değil. Ama sorunuza daha ciddi bir cevap vermek istiyorum. Ee, şimdi e, burada aslında soru gene muhatabı ben değilim çünkü pazarlamacılar buradaki muhataplar ben bir pazarlama uyaranını daha etkili hale getirmek için pazarlama araştırması yapıyorum bunu ben bunu şeye benzetiyorum Sevtap Hanım hepimiz bütün araştırmacılar aslında toprağın altındaki bir hazineye ulaşmak istiyoruz bu hazinenin adı içgörü olsun bu hazineye ulaşırken ben işte Ahmet kazma kürekle kazar Mehmet eliyle tırnaklarıyla kazar benim elimdeki metodoloji lazerle onu yerini tespit edip kazabilmeye yarıyor. Hepimiz aynı yere ulaşmaya çalışıyoruz. Yöntemlerimiz farklı. Dolayısıyla soru sorarak e, buraya ulaşmak ne kadar etikse... ...lazerle ulaşmak da o kadar etik aslında. Bu bizi aslında şuraya götürmeyi seyretti. Bu da pazarlama etiği konusuna girer. Ki Eser Borak Hocam'ın çok kıymetli... bazı ...Balazıçen'de Eser Borak Hocam'ın uzmanlık alanıdır. Pazarlama burada aslında ne kadar manipülatif ne kadar etik sorusuna getirmesi evet. o da e, onu da ayrı evet. bir zamanda eser bırakmayacağım. Şey. Ama yani sorunuzu asla cevapsız bırakmak istemiyorum. Benim yaptığım iş şey içgörüye ulaşmak. İçgörü neyse onun fotoğrafını çekmek. Sadece yöntemin biraz daha algı söz konusu olduğunda daha efektif. Aslında yani nöro pazarlarını ve davranış biriminde yapmaya çalıştığı şey bir yandan da evet yani bir takım insanlara bakın böyle etkileyebilirsiniz demek gibi. Ama bir yandan da e, dikkat edin bunları böyle etkilenmeyin de demek aynı zamanda. Evet. Yani sonuçta yani işte bu yazmadık e, amaçlardan bir yani... tanesi de oydu yani e, böyle böyle karar evet. alıyoruz hepimiz bunlardan etkileniyoruz haberiniz de olsun du birazcık daha evet. yani tam, de, evet. tam dediğin gibi altı e, altı tane tişört yeterli diyorsun aslında yani e, fazlasını alıyorsanız da bir kendine bakın diyorsun yani bir şekilde çok Peki, doğru. burada yani en Peki. büyük örnek yani terzi sökün dikemez. ne olur yanlış anlaşılmasın yani <laughs> beni bilen bilir <laughs> inanın altı tişörtten çok fazlasını maalesef Evet <laughs> burada ee, şunu ara, da söylemek evet. lazım şık, sefer, şık, şık eda edanın aramızdaki şeyi <laughs> Çok naziksiniz çok sağ olun. İşte çünkü duygu satın alıyorum yani ben de işte orada belki şu şıklık lafını duymanın duygusunu satın alıyorumdur. Tabii, tabii. Yani bunun farkında olabilmek ayrı bir şey yani düzeltilmesi gerekir mi gerekmez mi bilmiyorum ama kişiye kalmış düzeltilecek bir şey olduğunu da şey yapmıyorum. Çünkü bu duygu, yani duyguyu böyle satın almazsak başka şekilde satın alırız. Konu nöro pazarlama olduğu için belki bu soru da bu şekilde geliyor orada da bir şey net ifade etmek istiyorum ben. Biz burada yaşanan algının beyinden fotoğrafını çekiyoruz aslında. Ben beyine bir şey indikleyemiyorum, yükleyemiyorum, hmm. manipüle edemiyorum. Etmek evet. istemem hoş ama bu da mümkün değil. Eğer ilgileniyorsanız konuyla ilgili bizim ilk çalışmaya başladığımız zamanlarda bu hani Cenk Bey de bile işte Fight Club'da işte araya bir 25. kare sokuluyormuş işte hmm. yok efendim Coca-Cola iç popcorn yedeniyormuş evet. vesaire. Bütün bunlara dair aslında 25. kare görülüyor mu bu insanı harekete geçiriyor mu diye yaptığımız akademik bir çalışma var. Akademik makale var e, ve ödül de aldık makaleyle. Kısaca söylemem gerekirse e, çalışmayı kısaca anlatmam gerekirse kişilerin görme eşiğinin iki katı hızda. Yani göre, görme eşiklerinden çok daha hızlı bir şekilde gözlerinin önünden görseller geçirdik kadın ve erkek grubu ayrı olmak üzere. E, burada bir üç tane kontrol değişkeni bir deney değişkeni vardı. Deney değişkeni çıplak kadındı. E, ondan sonra. Ve buradaki beyin dalgalarını ölçtük. Beyin dalgalarını ölçtüğümüz zaman görüyoruz ki gözün teknik olarak göremediği e, konuyu aslında oksipital korteks ediniyor. Ve ona göre e, uyumlu beyin tepkisi gösteriyor. Fakat bu motor korteksi harekete geçirmiyor. Ne demek bu? Aslında şu anda ben söylemeden önce farkında olmadığınız oturduğunuz koltuğun sertliği gibi bir şey. Şu anda oturduğunuz koltuğun sertliğini hissediyorsunuz. Ben söylemeden evvel artık alışmış adapte olmuştunuz. Ee, dolayısıyla hani motor korteksinizi harekete geçirecek threshold'ları aşan bir durum değil. Bundan dolayı e, bu işte 25. kare ya da işte subliminal messaging öncelikle yasak ve kanun dışı ama yasak ve kanun dışı olmasa bile etki etmiyor. Sizi harekete geçirmiyor, zombileştirmiyor. Bizim imza sorumuz da Eda Hoca'nın değer yaratma formülünü soracağım. Ee, şimdi şöyle <laughs> bir formül olsa keşke ama bence <laughs> şimdi değer yaratmanın formülü diye konuştuğumuzda aslında bir karşılıklı durumdan bahsediyoruz. Karşımızda bir şeye, bir duruma, bir olaya, bir kişiye değer yaratmaktan bahsediyoruz. Dolayısıyla, hı hı. E, değil mi? Yani karşımızda bir öe var değer yaratmak istiyorsak. kendimiz de bir tamam. öe olabiliriz hı. elbette ama bir şeye doğru değer yaratmaktan bahsediyoruz. Dolayısıyla hı. bu karşımızdaki bir insansa ya da bir topluluksa eğer ona değer yaratabilmek için onda değer ifade eden bir konu ve bir durum yaratmak gerekiyor ya. Hı hı. Dolayısıyla bunu da onu anlayarak yapabilmek mümkün. Dolayısıyla benim için değer yaratmanın formülü öncelikle onun için değerin neyin değerli olduğunu kavrayabilmek, onu anlayabilmekten geçiyor. Sonra da bunu imkanlarım ve kapabilitem dahil ise yapabilmekten geçiyor. Çok güzel. Kısaca insanı anlamaktan geçiyor yani. Harika. Bu podcast'te de değer yaratmanın çerçevesini oluşturan davranış bilimi, kişisel gelişim, girişimcilik, pazarlama ve inovasyon alanlarından, yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarına, akademisyenlere, tasarımcılara, iş insanlarına, danışmanlara ve eğitmenlere değer yaratma formüllerini soruyorum. Amacım Türkiye'de değer yaratmaya çalışan kişilere konuklarımın deneylerinden ilham vermek. Hatta ilham vermenin ötesinde elimden geldiğince bu yolda kolaylaştırıcı olmak istiyorum. Bu amaçla kurduğum kitap ve sinema kulübüne, verimlilik ve üretkenlik alanındaki uygulamalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduğumuz Dijital Akıl Kulübü'ne katılabilirsiniz. Eğer kariyerinizde bir değişiklik ya da mevcut işinizde kendinizi geliştirmek istiyorsanız, farklı disiplinlerden, kafa dengi, öğrenmeye açık insanların birbirlerinin gelişimine, üretimine, destek, ortak olma taahhüdüyle bir araya geldiği derya toplumumuza katılabilirsiniz. Tüm bu topluluklar hakkında daha fazla bilgi almak ve kayıt olmak için açıklamalarda linkini bulacağınız Patreon sayfamı veya betayurtsever.com'u ziyaret edebilirsiniz iş yerinizde tasarım odaklı düşünme yaklaşımıyla problemlerinizi yeni bir bakış açısıyla çözmenizde size nasıl yardımcı olabileceğimi öğrenmek için ise info at mesaj gönderebilirsiniz. Bu podcast'i beğendiyseniz lütfen arkadaşlarınızla paylaşmaktan, takip almaktan ve değerlendirme bırakmaktan üşenmeyin. Eleştiri, beğeni ve önerilerinizi bekliyorum ve şimdiden teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.